Merhaba tekrar. Bağdat'taki anımı anlatıyorum. 2012 yılında Bağdat'a gittik. Bağdat'ta tabi savaş bitmiş ama kontroller var. Ara ara çatışmalar var. Böyle çeteler var. Ortam karışık. Biz Kazımiye semtine gittik. 5-6 gazeteciyiz. Kazımiye semtine gittik. Orada çekimler yaptık. Bizim Türk yetkililerle de bir şeyler konuştuk, ettik, bir şeyler yaptık. Orada bir cami vardı, büyük cami. Orada çekimler yaptık. Sonra oradan bir arkadaş dedi ki, Bağdat'ın dedi balığı çok meşhurdur, balık yiyelim dedi. Herkes kararlaştık, tamam balık yiyeceğiz. Bindik bir taksiye bindik. Hatta iki taksiye bindik, almadı. Ama bir kontroller falan var. Kimseye de haber vermedik yani. 5-6 kişi balık yemeye gidiyoruz. Gittik. Böyle bir ateş var. Etrafına balıkları böyle dizmişler. Sipariş verdik. Sonra sohbet ediyoruz. Böyle bahçe gibi bir yer, çay bahçesi gibi bir yer. Masalar var. İnsanlar da balık yiyen var, çay içen var. Biz de seviniyoruz böyle, çok sıcak Bağdat. Böyle Türkiye'ye benzer bir yerde bulduğumuz için de seviniyoruz böyle, çay bahçesi gibi bir yer. Ya çok iyi oldu, çok iyi yaptık. Ne güzel geldik buraya işte. Balık geldi, balık yemeye başladık. Tam o sırada çay bahçesinde oturan birisi Kalaşnikov çıkardı. O Kalaşnikov çıkarınca sağ taraftan askeri araç, zırhlı araç geldi. O onu tarıyor. Taramaya başladı. Ben yatın dedim ama herkes olduğu yere yattı. Yani kalktı masadan, olduğu yere yattı. Ben az 10 adım falan ileride ağaç var. Ağacın arkasına geçtim. Ama saçma devam ediyor bu. Ama insanlar da böyle garip bir şekilde çok normalmiş gibi karşılıyorlar. Yani böyle yavaş yavaş o Iraklılar, yatan var, duran var, ayakta duran var. Niye böyle yapıyorlar onu da anlamıyoruz. Sonra ben bizimkilerle o tarafta çatışma devam ediyor. Yani zırhlı araçtaki makinalı tüfek bu tarafa dönse, sola doğru dönse bizimkiler hepsini belki de öldürecek. Ben sonra yere yatan arkadaşlara seslendim, gelin dedim, sürünerek gelin, bu tarafa gelin. Yani ağacın arkasına gelmeniz lazım. Yani açık alanda bunlar kalktılar, masanın yanına yattılar. Onları da çektim ağacın altına. Sonra çatışma bir süre daha devam etti. Sonra başka zırhlı araçlar geldi. Adamı vurdular, yaraladılar, götürdüler. Onları götürdüler. Sonra işte oradaki insanlar tekrar balık yemeye devam ettiler. Sonra biz kalktık, dedi ki artık biz oturmayalım. Yani çok korktuk tabii. Ben de çok korktum açıkçası. Çünkü böyle yani silah sesleri çok yüksek silah sesleri. Sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de böyle bir ay sonra falan benim kulağıma şöyle bir şey geldi. İşte Bağdat'ta çatışma çıkmış. İlhami de arkadaşlarını bırakıp kaçmış. Bu kaçma oldu. Şimdi ben insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bak yani orada hedef olacaklardı. Az ileride ağaç vardı. Ben onları ağacın oraya çektim. Aslında hayatlarını kurtardım. Ama bir 5-6 yıl bu böyle gitti. Ama şu an konuşulmuyor ama yani ben bunu anlattıktan sonra tekrar oradaki kişiler anımsayıp beni arayabilirler.